1 Mart, 7 Mart. Hangi burçlar neye, nelere dikkat edeceksiniz? Bu hafta nelere dikkat etmeniz lazım? Birlikte başlıyoruz. Yükselen ve ay burcunuzu tabii ki dinleyin. Lütfen eliniz yapışmasın, yorumda yazın. Koçlar, iş teklifinizle alakalı odaklanmanız lazım. Yeni yatırım ve borç konularınıza dikkat etmeniz lazım. Alacağınız malla ilgili de ani karar verip zarar etmemeniz lazım. Yani odaklanmanız gereken noktanız iş, yatırımlar ve borç konularınızla ilgili mutlaka bir kontrol edelim. Değerli boğa burçları, aile içindeki sorunlar, tartışmalar, geçmişte köklerle kaynaklı sorunlar ve bu bizim kendi hayatımıza da zarar vermeye geldi. Bunları çözüp bunları dikkate almanız gerekiyor. Çünkü bu konuda çok yorgunsunuz. Değerli ikizler burcu, sağlık konularınıza dikkat edeceksiniz. Trafikle alakalı yoğun bir stresli bir yol işiniz varsa dikkatli araç kullanacaksınız. Çok yakın dostlarınıza güveniyorsunuz. Dost kazığı yiyeceksiniz. Aman dikkat diyorum. Değerli yengeç burçları, güven duyduğunuz, sırlarınızı paylaştığınız kardeşleriniz olabilir, yakın arkadaşınız olabilir, eşiniz olabilir. Bunlar ileride size tehdit olarak gelebilir. O yüzden sizden ricam, inandığınız insanlara sırlarınızı verdiyseniz artık bu sırları kendi kendinize açığa çıkartın. İş yerinde dedikodulara maruz kalabilir, haklarınızla alakalı oyunlara maruz kalabilirsiniz. Değerli aslan burçları, yurt dışı ve şehir dışı ile ilgili ani yola çıkmak ya da rotar yapabilir. Yani işlerinizle ilgili bu konuda rotarlar sıkıntı yaratabilir. Bu da sizin bağırsaklarınıza vurabilir. Ani bağırsak enfeksiyonları yaşayabilirsiniz. İş alanında yöneticilerinizle gözler sizin üzerinizde olacak. Yöneticilerinize, seyahatlerinize, bağırsak enfeksiyonlarınıza dikkat etmeniz lazım. Değerli Başak burçları, devlet evraklarınızla ilgili unuttuğunuz kağıdınız, evrağınız varsa dikkat edin. Sevgili ve normal arkadaş noktasındaki ilişkilerde yanlış anlaşılmalara denk gelebilir. Bunlarla ilgili bunalabilir ve ani kararlar sizi sıkıntıya sokabilir. O yüzden ilk önce bizim devlet ile evraklarımızı, insanlarla olan iletişimimizi başta kontrol edelim. Değerli terazi burçları, anne, teyze arasındaki sorunlar ailevi huzursuzluklara yol açabilir. Burada siz suçlu olabilirsiniz. Çünkü her şeyi atlayıp o bizim hakkımız, şu bizim hakkımız deyip arada kalıp onlarla daha aranızı bozabilirsiniz. Bu aile tartışmasına asla girmeyin. Yeni taşınma konunuz var. Evet, taşınma kararınız var ama bu taşınmayı hani 17 Mart'tan sonra yaparsanız daha sağlıklı olacağını söyleyebilirim. Akrepler, tardilat, boya işleriyle dikkat edelim. Hırsızlık, özellikle gece işi yapanlar dikkatli olsun. Çok yakın bir dostunuz altınızı, paranızı çalabilir. Buna dikkat edelim. Değerli yay burçları, hukuki işlere dikkat edelim. Unuttuğunuz evraklar sorun ve miras evraklarınızla ilgili, aileyle ilgili sıkıntılar olabilir. Baba soyunuzda büyük tartışmalar, ev konusunda bir haksızlığa uğrayabilir aileniz. Buna dikkat edeceksiniz diyorum. Yazıyorum da böyle, ne yapayım anam. Oğlak burçları, ortaklarınız, evliliğiniz, ilişkiniz, ailevi olan her şeye bir kontrol edip sahip olduğunuz şeylere kontrol etmeniz lazım. Özellikle iş çevrenizdeki insanlara ve ayağınızı kaydırmak isteyen insanlara dikkat edelim. Beklediğiniz bir para gelecek ama parayı ziyan edeceksiniz. Buna dikkat edelim. Yani hayal ettiğiniz para gelecek ama bu parayı ziyan edeceksiniz. Parayı doğru kullan diyorum. Değerli kova burçları, en büyük sorun sensin. Sen iyi olacaksın. İçindeki insani evrelerini, sadece kendi enerjine, sadece kendi anlayışına, her zaman iyilik yaptığın insanların zararını, acısını çekiyorsun. Artık iyilikten maraz doğdun. İyilikten sana ne girdiği belli değil. Artık iyiliği sadece kendine yapman gerektiğini öğrenmen lazım. Değerli balık burçları, güvendiğin arkadaşların ne kadar çıkarcı olduğunu biliyorsun artık. Ama hala aynı hataları yapıyorsun. Gerçek dostlarını bulman lazım. Ve yeni işle ilgili güvendiğin yöneticin ya da güven duyduğun kişiler arasında sorunlar çıkacak ve bu sorunlar sana yansıtılacak. Yani yöneticine, iş çevrendeki bu hafta fazla güvenmeyeceksin.
odaklanacağın sadece işin, başka biri değil. Evet, yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Sevgi ve mutlulukla kalın. Allah'a emanet olun.